En büyük engel ne biliyor musun? Müslümanların şu soruyu kendilerine sormamalarıdır. Şu soruyu sormuyor hiç kimse. Bu kitap benim neyim olur? Soracaksın bu soruyu. Sabah kalktığında bu soruyla uyanacaksın. Bu kitap, Kur'an benim neyim olur sorusunu soracaksın. Neyin olur? Neyin olur? Namaz kılarken Zamm-ı Sure'yi idare eden, biri öldüğü zaman onun peşine hatim indirilen ya da ara sıra 3-5 organizasyonda böyle spot cümlelerin aracısı olan bir kitap. Peki iyi de onun için bu kitabın 6236 ayet olmasına gerek var mıydı? Bu kitap neden 6000 küsur ayet? 5-6 ayet olur biterdi, ne kadar güzel. Bakın kardeşimizin okuduğu o Furkan suresinin 32. ayetinde şöyle bir beyan var. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler derlermiş ki لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً Kur'an ona topluca ve bir anda indirilseydi ya, ne böyle taksit taksit geliyor? Hani çok maharetliyse bir anda gelsin. Buna cevabı Rabbimiz veriyor. Buyuruyor ki كَذَٰلِكَ Doğru, haklısınız. Bir anda da gelebilirdi. Fakat göndermedik. Niçin? لِنُسَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ Yüreğini dayanıklı hale getirmek için. Bu nedenle verattellahu tertila, onu ağır ağır yavaş yavaş indirdik. Hayata okunsun diye Kur'an ağır ağır ve 23 yılda indirilmiştir. Hayata taşınsın ve hayata okunsun diye. Hayata okunmayan, hayata taşınmayan kitapla ilgili görev ve sorumluluğumuz bir hakkın yerine getirilmiş sayılmaz. Kur'an okumaktan maksat onu anlamak ve onu yaşamaktır. Kur'an'ı hayatınıza taşımadığınız sürece, Kur'an'a taşınmadığınız sürece Kur'an sizi cennete taşımaz. Şimdi Kur'an'ın anlaşılmasında, hakkıyla yaşanmasında bir takım problemler var. Bu problemlerden biri Kitabullah'ın anlaşılamazlığı problemidir. Bunu herkes nasıl da kabul ediyor anlamıyorum. Allah-u Teala yemin ederek kitabının kolaylaştırıldığını söylüyor. Adam diyor ki zordur. Allah kolaydır diyor, o zordur diyor. Meryem suresi 97. ayet. فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكِ Biz kitabullahı, o kitabı, o vahyi senin diline kolaylaştırdık. Kolaylaştırdık diyor. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ Duyarlı insanları onunla müjdeleyesin ve tunzira bihi kavmen ludda azgınlığı tercih etmiş olan insanları da uyarasın diye. Ama bu kitap kolaydır diyor. Kolaylaştırdık bunu. Duhan suresinin sondan bir önceki ayetinde buyuruyor ki yüce Allah: "Fe innema yessernahu bi lisanike leallehum yetezekkerun." Biz bu Kur'an'ı senin diline kolaylaştırdık ki insanlar gerçeği hatırlasınlar. Duhan suresi 58. ayet. Kardeş, Allah kolaydır ve bunu kolaylaştırdım diyor. Sen bunun zor olduğu üzerinde duruyorsun. Fakra'u ma teyessere minel Kur'an diyor Müzzemmil suresinde iki defa. Kur'an'dan kolay, kolayınıza geleni okuyun diye tercüme ediliyor. Ben o tercümenin de sıkıntı olduğuna inanıyorum. Kur'an'dan kolay olan yerleri okuyun demek, Kur'an'da kolay olmayan yerler var demektir. O zaman o ayetler çelişir birbiriyle. Olmaz. Zaten kolay olan Kur'an'ı okuyun demektir. Zaten kolay kardeşim. Şimdi bak burada diyor ki لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Tezekkür etsin insanlar. O Kamer suresinde 4 defa da وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ Zikir için Kur'an'ı kolaylaştırdık. Fehel min müddekirin, o müddekir kelimesi de mütezekkirin demektir. Yani mütezekkir kelimesinin ilal kurallarıyla müddekire dönmesidir. Öyle bir şeydir bu. Müddekkir, mütezekkir kelimesinin dönüşmüş halidir. Tezekkür, zikir, zikra, tezkire diye kavramlar var. Kur'an'ın isimlerinden biri de bu. Niye bu adı veriyor Allah-u Teala kitabına? Zikir ne demek? Hatırlamak demek. Zikra, o da hatırlamak demek.
Tezkire hatırlatmak demektir. Peki Kur'an'ın adı neden zikir, zikra veya tezkiredir? Neyi hatırlatıyor bize? Bir şeye ya da bir eyleme hatırlamak manası verecekseniz o eylemin önceden bilgisinin adama verilmiş olması lazım. Yani siz önceden bilgi vereceksiniz ki ikinci defa yaptığınız şeyi hatırlama desinler. Hatırlatma desinler. Bize ne zaman bilgi verildi ki şimdi bu kitabın adı zikirdir, zikradır veya tezkiredir? Ne zaman bildik biz bunu? Ne zaman duyduk? Evet, bunu bize Rabbimiz fıtratımıza yazmıştı. Kur'an'ın bilgileri fıtrata yazılan hakikatlerin hatırlatılmasından ibarettir. Biz Kur'an okumakla özümüze döneriz. Biz Kur'an'ı anlamakla fıtratımızı hatırlamış oluruz. Yani biz davetimizi bize gelin, partimize gelin, grubumuza gelin, mezhebimize gelin, tarikatımıza gelin, cemaatimize gelin diye davet yapmayız. Biz Allah'a gel, kendine gel diye davet yaparız. Bizim davetimiz Allah'a ve insanın fıtratınadır. Onun için Kur'an'ın bir adı zikir, zikra veya tezkiredir. Sana fıtratına yazılmış olan hakikatler yeniden hatırlatılıyor diye bu kitap indirilmiştir. Öyleyse fıtratına eğer yabancılaşmadıysan, eğer fıtratını allak bullak etmediysen, eğer o fıtrata Allah'ın yazdığı hakikatleri bozmadıysan, Kur'an'ın hiçbir sözü senin yüreğinle fıtratınla çelişmeyecek, çatışmayacaktır. Ama ön yargısız ve bozulmamış bir fıtratla Kur'an'a yaklaşır ve onu anlamaya çalışırsanız bu böyledir. Kafamızda 50 tane tilki dolaşırken Kur'an'ın evrensel mesajını anlamak mümkün değil. Adam kararını veriyor, sonra Kur'an okuyor. Bu dürüstlük değildir. Kararını Kur'an'ı anladıktan sonra vereceksin. Kur'an senin noterin değildir. Önce karar verip Kur'an'dan ona delil aramak Kur'an'a hakarettir. Sen kendin karar verici, Kur'an'ı da onaylayıcı makamda göremezsin. Önce Kur'an okuyacaksın, sonra karar vereceksin. Usul kitapları var, usul. Tefsir usulü, fıkıh usulü, hadis usulü, böyle usul kitapları var. Usul kitaplarını ne yapmışlar biliyor musunuz? Önce kararı vermişler, sonra karara uygun kural yazmışlar. Kur'an'ı anlamaya gayret ediyorsunuz. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın anlayamıyorsunuz. Niye? Kuralı karardan sonra yazıyor adam. Bu değildi dürüstlük. Önce Kur'an'ı okuyacaktın, sonra kural koyacaktın. Sonra kararını verecektin. Kardeş, yani yanlış okumalarla kem aletle kemalat olmaz. Yanlış yollardan doğru hakikate ulaşılmaz. Ne diyor Rabbimiz Ankebut suresinin 69. ayetinde? Estağfirullah. Vellezine cahedu fina lenehdiyennehum subulena. Bu ayeti okuyorlar ama dibini okumuyorlar biliyor musunuz? Asıl önemli olan dibi. Yani bizim uğrumuzda fedakarlık yapanlara biz bütün yollarımızı göstereceğiz. Ama bir şartla. Ne şart? Şunu unutmayacaksın. Ve innallâhe leme'al muhsinîn. Allah muhsinlerle beraberdir. Yani işini ve fedakarlığını doğru düzgün yapanlarla beraberdir. Bir şey yaptın ama ne yaptığın belli değil. Ona fedakarlık demezler. Onun adına saçıp savurmak derler. İşini doğru yapan adam ilahi hakikatlerin o engin bulvarlarını, yollarını önünde hazır bulacaklardır. Bunu bilsinler. Allah kitabı için fedakarlık yapanları yolsuz ve yolcusuz bırakmaz. Şimdi bizim en büyük hatalarımızdan biri de yolcuya kızarak yola küsme hastalığıdır. Yolcuya kızıyor, yola küsüyor. Yahu kabahat yolda değil, yolcu yanlış gidiyor be kardeşim. Yorumlara kızıyor, Kur'an'a küsüyor. İmama kızıyor, Kur'an'dan ayrılıyor. Bu dürüstlük değil ki. Sen altını kirleten bir çocuğun altı kirli diye çocuğu da kirli bezi de atan bir ana gördün mü? Hayır,
kirli olan kısmını atarsın, geri kalan kısmını alırsın. Yıkarsın çocuğu, o küçük bebeği, bir de poposunu öpersin, ondan sonra sararsın bunu, öyle değil mi? Koklarsın çocuğunu. Ne kadar arızalı yer varsa ondan ayrılırsın canım. Her tarafını ayrılmanın bir alemi var mı? Dürüst davranmak lazım, dürüst. Diyelim ki cebinde 100 tane 100 liralık banknot var. Bir tanesi sahte, 9'u sağlam veya 99'u sağlam. İçinde bir tane sahte var diye 999'unu da veya 99'unu da atar mısın? Yoksa sahte olanı ayırır, geri kalana sahip mi çıkarsın? Ben ne yapacağınızı söyleyeyim size. 99'una sahip çıkıp sahtesini ayırmakla yetinmeyiz. O bir tanesini de birine kakalamaya çalışırız. Yüzünü de alırız. Menfaatine gelince böyle, hakikate gelince yolcuya küsüp yola darılmak bir Müslümana yakışmaz. Eğer yolcular yanlış gidiyorsa yolun kaynağı Kur'an'dır. Kur'an'la buluş. Kur'an'la buluş, Kitabullah seni yolsuz ve yolcusuz bırakmayacaktır.